Merhaba arkadaşlar, 29 Mayıs TYT fizik soru çözümüyle karşınızdayız. Birinci sorumuzdan başlayalım. Düzgün geometrik cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılığı kristalınlığıyla hacim oranı ile doğru orantılıdır. Özdeş küplerin birleşmesiyle oluşturulan X, Y, Z cisimleri masa düzleminde şekildeki gibi bırakılıyor diyor. Buna göre X, Y, Z cisimlerinin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılığının karşılaştırıldığı aşağıdaki grafiklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Baktığımız zaman kristalını bölü hacim dediğimiz zaman arkadaşlar ya şu şekilde ya da dayanıklılık dediğimiz 1 bölü yükseklikle de ifade edilebilir. X için baktığımızda x'in yüksekliği 1 bölme kadar yükseklikte olduğu için h diyorum. Burada 2 bölme kadar yükseklikte olduğu için 2h diyorum. Burada yine 1 bölme kadar yükseklikte olduğu için 1h diyorum. Bu şekilde baktığımızda arkadaşlar dx dediğim yani x cisminin dayanıklılığı 1 bölü h, dy dediğim 1 bölü 2h, dz dediğim arkadaşlar 1 bölü h kadardır. Baktığınızda dx eşittir dz'ye olduğunu, bunların büyük olduğunu dy'den görüyoruz. Bunun cevabı da arkadaşlar A seçeneğinde görmüş bulunmaktayız. X'ler x ve z'nin birbirine eşit olduğunu, y'nin ise bunlardan küçük olduğunu görüyorsunuz. İkinci soru, bilimsel araştırma kurumları ile ilgili sunum hazırlayan Tolga kurumlara ait bilgileri kısa not halinde etiketlere yazıyor. Buna göre Tolga'nın hazırladığı etiketlerde aşağıdakilerin hangisi kurumda yer almamaktadır diye bize sormuş. Birinciye baktığımızda Türkiye'de askeri teknoloji alanında araştırma ve gelişme faaliyetlerini yürüten kurum arkadaşlar Aselsan'dır. Ülkemizde bilim ve teknolojiyi destekleyen ve teşvik eden kurum TÜBİTAK'tır. Aselsan ve TÜBİTAK'ın gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Nükleer enerji barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasını sağlayan kurum arkadaşlar. Kendir. Bu da gitti. Baktığımızda evrenin oluşumunu araştıran atom altı parçacıklarıyla ilgili çalışma yapan dünyanın en büyük parçacık hızlandırma laboratuvarı içinde barınan kurum da ise TEK'tir. Cevaplarda NASA bulunmamaktadır. Tuğba'nın sunumu ile ilgili sınıftaki öğrencilerin yorumları olmuş arkadaşlar. Ayşe'nin, Fatma'nın ve Kemal'in yorumlarından hangisinin doğru olduğunu soruyor bizde soruda. İş ve enerji ünitesinden performans ödevi alan Tuğba hazırladığı çeşitli görsellerle sınıfa sunum yapıyor diyor. Birinci, ikinci ve üçüncü görselimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Yorumlardan hangisi doğrudur dediğinde Ayşe roket yukarı çıkarken hava sürtünmesinden dolayı sürtünme kuvveti de bir iş yapar ve enerji kaybına neden olur. Doğru. Vincin halatları koparsa cisim hızlanarak aşağıya düşer. Bu durumda cismin potansiyel enerjisinin bir kısmı kinetik enerjisine, bir kısmı da hava sürtünmesinden dolayı ısıya dönüşür. Bu da doğru. Kemal'in dediği ise inşaat işçisi çimento torbasını taşırken yorulur ve enerji kaybeder. Bu nedenle iş yapmıştır diyor arkadaşlar. Burada iş yapmış sayılmaz. Neden? Fiziksel iş ile günlük hayattaki iş farklıdır. Fiziksel iş dediğimiz hareketliliğin hareket doğrultusunda F kuvveti uygulanmalı yani ivmeli hareket olmalıdır. Bu soruda arkadaşlar işçi sabit hızlı hareket yapıyor. Bu yüzden iş yapmaz. Yani Kemal yanlış söylemiş olur. Cevabımız Ayşe ve Fatma hangisi doğrudur dediği için Bursa diyoruz. Dördüncü sorumuzda doğrusal bir yolda KLM aracına ait konum zaman grafiği şekildeki gibi verilmiştir diyor. Buna göre araçlarda ile ilgili arkadaşlar hangisinin doğru olduğunu söylüyor bize. T0 anında K ile M harekete başlamış, L ise T anında başlamıştır harekete. Bunu görüyoruz. K ile M başlangıçta arkadaşlar eksi X konumunda olup yan yanadırlar. Bunun da olduğunu görüyoruz. 3T anında K, L ve M artı 2X'te olup yan yanadırlar arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi K ve M harekete başlamış. L ise T anında. Yani K ve M T eşittir 0 anında harekete başlamış. L ise T anında harekete başlamış. Ondan dolayı bu seçeneğimiz yanlıştır. Diğer iki seçeneğimizin doğru olduğunu söyledik. Cevap Denizli.
Fizik öğretmeni iletkenlerin direnci ile ilgili laboratuvarda etkinlik yapıyor. Öğretmen X, Y, Z iletken telleri, iç direnci önemsiz özdeş pilleri ve ampermetreleri kullanarak şekildeki deney düzeneklerini hazırlıyor. Devrelerde kullandığı iletken tellerin özellikleri tablodaki gibi verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Biz burada R eşittir Rho L bölü A formülünü kullanacağız. Rx için yazacağız. Ry için yazacağız. Rz için yazacağız arkadaşlar. Bunun 2 rho, 2 rho, L'si var, S'si var. L bölü S diyorum. Şunun ise rho, rho eşittir 2L bölü S diyorum. Şunun ise arkadaşlar rho, 2L bölü 2S diyorum. Bu şekilde baktığımda şuranın 2R, şuranın 2R, buranın ise R olduğunu görüyorum. Burası 2R, burası 2R, buranın arkadaşlar 2R, buranın da R olduğunu görüyorum. Seri bağlı olduğu için topladığımda şunun 2R artı R'den 3R olduğunu görüyorum. Paralel bağlı olduğu için arkadaşlar 1 bölü 2R artı 1 bölü 2R'den buradan da cevabın R olduğunu görüyorum. Bu sonuçlara baktığımızda R2'nin büyük olduğunu R1'den, tam tersi olarak da A1'in büyük olduğunu A2'den görüyorum. C seçeneğinin doğru, yani birinci şık ve üçüncü şıkkı doğru olduğunu görüyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar bunun L kadar, bunun ise 2L kadar olduğunu söylüyor bana. Başlangıçta X'in boyu L, başlangıçta L'nin boyu 2L idi iken ısıtılınca boyları eşit oluyorsa X'in genleşme katsayısı büyüktür Y'den. Yani X'in genleşme katsayısı büyüktür Y'den diyoruz. Birinci öncül için şunu söylüyorum. Sıcaklık artınca X daha çok büyüyecek. X daha çok büyüyeceği için ikinci yöne doğru bükülecek. Bu doğru. Sıcaklık azaldıkça X daha çok küçülecek. X daha çok küçüleceği için bir yönünde bükülür. Bu da doğru. Üçüncü şıkka baktığımızda arkadaşlar burada X'in katsayısının Y'den büyük olduğunu söylemiştik. Cevap Edirne. Bu bir aydınlanma sorusudur. Aydınlanma sorusu sorularında genelde arkadaşlar ışık akısıyla alakalıdır. Ve yarı çapa bağlı değildir. Yarı çapa bağlı değildir diyoruz. Işık şiddeti I, bununki I, bununki de I, bununki 2 I olan KLM noktaları, noktasal ışık kaynakları R, 2R ve 2R yarı çaplı küresel. Yarıçaplar bizim için önemli değil. X, Y, Z yüzeylerinin merkezine şekildeki gibi yerleştiriliyor diyor. Buna göre bize ışık akısını soruyor. Yani X'in ışık akısı Y'nin ve Z'nin arasındaki ilişkiyi soruyor bize arkadaşlar. O zaman X için yazdığımda Y için yazacağım. Bir de Z için yazacağım. Bunu yazdığımda şuradan I geldiğini, bunu yazdığımda buradan I, şunun 2 I olduğunu görüyorum. Yani X eşittir Y'ye. Bunlar küçüktür. Neyden? Z'den diyorum.